Okay. So it has been an Evet, yorucu bir iki gün oldu. Bu son oturuma da kaldığınız için teşekkür ederiz. Evet, son oturumumuz. Kısa bir değerlendirme yapacağız. Son iki gün zarfındaki konuları ele alacağız. Bazı başkanlar burada değil çünkü ayrılmaları gerekiyordu. Evet, ondan sonra kısaca gelecekte neler olabilir bunlardan bahsedeceğiz. Önceki bazı oturumlarda yoğun tartışmalar oldu. Zaten bunu istiyorduk. Evet, konuşmacıları çağırırken bazı görüş farklılıkları olduğunu da biliyorduk. Fakat sanıyorum şu yorumu yaparsak yanılmış olmayız. Her şeyden önce dünya çok iyi bir durumda değil. Son krizde 2007-2008 krizinde bunu gördük. Ama farklı oturumlarda da ifade edildiği gibi son 30 senede belki 100'den fazla kriz yaşandı. Ve Credit Suisse'e göre biliyorsunuz geleneksel bir banka dünyadaki servet dağılımında bir takım sorunlar var. Evet, bunlar Credit Suisse'in verileri. Yani nüfusun %70'i küresel servetin sadece %3'üne sahip. Evet, bu hakikaten yaşanmaz bir dünya. Yani bu bir piyasanın bir başarısızlığıdır deyip kabullenip arkamıza yaslanamayız. Evet, ne olursa olsun piyasanın sorunu olarak ortaya çıkmış da olsa bu sorunların kökenine inmek ve bunları ele almak zorundayız. İslami finans bir çözüm müdür değil midir diye tartışmalar da oldu ve farklı yaklaşımlar vardı. Her şeyden önce İslami finans veya herhangi bir başka alternatif, bunların hepsini ele almak zorundayız. Belki başka alternatifler de olabilir. Bunları da dikkate almamız gerekiyor. Buna illa İslami dememiz de gerekmiyor. Bir takım prensipler var. Bunlardan bir tanesine değineceğim. Evet, faiz yasaktır. Diyelim ki o zaman faizin bulunmadığı bir sistem geliştirilebilir. Yani bunda bir alternatif olmayı hak eder. Tabii ki geleneksel sistemden farkıdır. Yani faize izin verilmeyen bir sistem mevcut sistemden farklı olur. Başarılı olur olmaz o ayrı bir konu tabii. Onu farklı bir formatta ele almak gerekli. İkincisi bir takım tabii dini görüşler de vardı. Bazı konuşmacılar işte faize aslında faiz yasaklanmıyor, faiz uygulanabilir dediler. Fakat bu çok az sayıda konuşmacının fikriydi. Bütün düşünürlerin veya bilim insanlarının yaklaşımı bu şekilde değil. Yani tabii Müslümanlarla konuştuğumuzda bunların büyük bir çoğunluğu, belki %70'i, 80'i faiz kullanmaya onay vermez. Yani bazı yazarlar, bazı uzmanlar faize izin verilebilir deseler bile inananların %80-90'ı bunları kullanmayacaktır. Yani evet, bu çok net bir uyarı. Yani kimse evet bu uyarıyı göz ardı edemez. Demek ki faizsiz bir sistem, inansanız inanmasanız da bir alternatiftir. İşe yarar, yaramaz, etkili olur, olmaz. Bu sistemin olması lazım. Bazı kişiler bunu kullanacaktır ve bazı kurumlar bu konuda çalışmak zorundadır. Bir takım hatalar varsa tabii düzenleme yoluyla giderilebilir. Evet, bu düzeltmelerle tabii ki forumumuzun başlığı
uluslararası finansal sistemler olduğuna göre bütün potansiyel alternatifleri dikkate almak zorundayız. Çünkü bizim burada istediğimiz insanların hayatını, insanlığın hayatını kolaylaştırmak. Bir üniversitede bir odada oturup da akademik bir makale yazmak kolaydır. Herhangi bir model de bu şekilde tasarlanabilir. Ama hakikaten milyonlarca insan bir hayat mücadelesi veriyor. Milyonlarca firma ayakta kalmaya çalışıyor. Ve bunlar belli bir yol izlemek istiyorlar. Onun için gerçekleri de dikkate almak zorundayız. Ben tabii akademik dünyadan geliyorum. Akademik dünyada neler yaşanıyor biliyorum. Orada yapılanlara da tabii karşı değiliz. Ama bizim yarattığımız dünya hayatın gerçeklerine de uygun olmalı. Evet, bu ayrımı çok net bir şekilde ortaya koymak zorundayız. Hakikaten bizim önemli bir takım sorunlarımız var finansal sistemlerimizde. Amacımız bunlara çözümler bulmak. Bu şekilde daha iyi, daha adil bir gelir paylaşımı, gelir dağılımı olsun ve daha iyi bir dünyada yaşayalım. Evet, bu düşüncelerle Doktor Durmuş Yılmaz'a sözü vermek istiyorum. Onun görüşlerini almak isteriz.